Merhaba, ben yine Tufan. Merhaba Baran. Baran siyahlarını giymişim bakıyorum. Aynen öyle. Üniformaya kavuştun. Sonunda. Bugün aslında hala taze olduğunu düşündüğümüz Hasan Aslanoğlu'nun taze direk hikayesini biraz konuşmak istiyoruz. Baran, ne diyorsun, taze direk bitti. Bitti. Bu arada şu anda hala taze diyoruz. Bizim şu anda çektiğimiz zamanda daha yeni bir konu ama belki de dersler bayağı bir zamandan bağımsız dersler olabilir. Evet, çok ders oluşacak buradan. Benim burada tek kaynağım var. Aslan Baba'nın verdiği bir röportaj veya konuşma. Hı hı. Okudun herhalde onu. Okudum. Burada benim takıldığım 2-3 şey var. Sen ne düşünüyorsun? Taze direkt çok çalışanı olan sabit yükleri ağır bir iş birimiydi. Bu nedenle hızla büyümeliydi ve büyüyordu da. Ancak artan ölçek yeterince verimlilik getirmiyordu. Ben burada çok büyük bir sıkıntı görüyorum. Sanki planlanmamış, modellenmemiş bir yapı var karşında. Olabilir. Bir de ben sana sormak isterim. Yani internet girişimleri, taze direği bir internet girişimi olarak görelim şimdilik, ki alakası yok. İnternet girişimleri genelde çok hızlı büyümesiyle tanınır. Evet. Sence bu kadar hızlı büyüme kolay olan bir şey mi? İnternet girişimiysen hızlı büyüyebilir misin bu kadar? Her şekilde, her türlü. Bence zor. Ancak senin burada söylediğin çok önemli bir konu var. İnternet girişimi miydi bu? Kesinlikle. Yoksa interneti satış aracı olarak kullanmaya çalışan bir üretim girişimi miydi? Yani insan tarihinin en eski meslekli işlerinden biriydi. Tarım işiydi esasında, tarım taze direk. Ve onu bir internet kanalıyla birleştirmişti. Ama galiba internet büyüme modelleriyle büyütülmeye çalışan bir firma oldu her zaman. Orada belki bir sıkıntı oldu. Ama ilk soruna gelirse, orada bir planlama sorunu var mı sorusuna, olabilir mi diye, açıkçası bilmiyoruz. Ama bu açıklamayı baz olarak aldığımız zaman evet, olması lazım. Çünkü belli bir büyüme öngörüyorsan ve buna göre hem yatırımcı hem patron koltuğundaysan ve bunun için para verdiysen, doğru bir şekilde planlanmış olması gerektiğini düşünürsün. Evet, bu açığın olmaması lazım. Süredir de var yani taze direk. Bu açığı göremiyor isen planda da modelde de bir hata var. Olabilir. Aynen öyle. Aynen öyle. O zaman yeteri kadar sanki ön çalışma yapılmadan, ev ödevi hazırlanmadan yürütülmüş gibi geldi bana. Olabilir. Yani taze direğin doğru bir müşteri ihtiyacını doğru bir şekilde karşıladığı kesin. Yani evet. İnsanlar organik, doğal ürünlere ulaşmak istiyor. Şehir hayatında alışverişe çok fazla zaman harcamak istemiyor. Ayağıma gelsin istiyor. Zaten taze direkte taze ürünleri direkt olarak kapına getiren bir servisti. Çok güzel. Yani değer önerisinin uygun bir değer önerisi olduğu belli. Ama büyüme modeli o test edilme aşamasında, belki test esnasında doğru bir karardı kapatmak ama test aşamasında, büyüme modeli test aşamasında olan bir şirket görüntüsü de yoktu taze direkte esasında. Evet. Bayağı yüksek profil, evet, bayağı bir manşetlerde olan bir girişimdi her zaman. Aslında bak, sanki şöyle bir çelişki de var. Bunu yapan ufak işletmelerin çoğu kazanıyor. Hı hı. Yatırımlar da o boyutta, planlama da o boyutta gidiyor. Ama burada sanki müşteriyi buldum, ben hızla büyüyeyim ama planlama falan sonradan, istim arkadan gelsin gibi bir şey var mı? Olabilir. Yani bu internet girişimlerinde kullanılan metot. Planlama sonradan gelsin metodu. Orada ne kadar para yakman gerektiğini planlarsın ve o yaktığın para içerisinde çıkmaya çalışırsın. Ama burada sürekli çıkamazsan da kapatırsın. Sabit masrafın var. Aynen. O zaman şey yapıyorsun. Zaten biraz da o noktaya geliyor. Yani bu bir internet girişimi değil esasında. Arkasında çok sabit masrafı olan, ciddi para yakan fiziksel bir operasyon da var. Hatta başka yorumlarda onların da detaylarını göreceğiz. Burada şöyle bir lafı da var Aslan Aba'nın. Ayrıca şirket kültürümüz bir startup'ın gibi değildi. Sermayenin bolluğu, tasarruf etme veya değer yaratma baskısını çok azaltıyordu. Bu bana çok ters gelen bir cümle. Sermaye bolluğunun zarar olduğu bir dünya. Veya sermaye bolluğu ne demek? Yani sermaye zaten bellidir. Doğru. Baştan belirlemediysen sermayeyi ve sonsuz bir para yatırmayı düşünüyorsan zaten bu rahatlığı beklemek zorundasın. Tabii ki. Yumurta tavuk, tavuk yumurta ilişkisi var bir bu arada. Yani sermaye, ya yapman gereken işe göre sermayeyi doğru koyarsın. Evet. Dersin ben ne kadar nakit yakacağım, bu kadar nakit yakacağım. O zaman bu kadar sermaye kormam lazım bu şirkete dersin. Veya sermayeni bir şekilde görüp onunla nerelere kadar gidebileceğini, o sermayenin ne kadarındayken dönmüş olmanın gerektiğini görürsün. Yani sermaye bolluğu diye bir durum esasında kavram bir garip. Yani hedefsizliği belirtiyor aslında bu. Biraz öyle, aynen öyle. Yani nerede o sermaye, ne kadarı nereye kullanacağız konusu veya ne planlıyoruz. Hani sermaye bolluğu şu da olabilir. Ben şu kadar parayla
parayı yaktıktan sonra işin dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Hani oraya bir hata payı koyayım. %3, 5, 10, 20 her neyse. Ama sermaye bolluğu lafı onun düşünülmeden bir şekilde ortaya evet. bir çuval para konmuş evet. olması gibi bir durumda hissettiriyor en son. Tabii ki doğrusunu bilmiyoruz ama öyle bir hissiyat var. Ve bu sermaye bolluğu diye bir kavram esasında olmaması lazım gibi geliyor bana. Bana da öyle geliyor. Bu da beni direkt bir sonuca götürüyor. Burada bir planlama yok. Olabilir. Hedef konmamış, planlama yok demek. Aynen, aynen. Gene takıldığım noktalardan biri Love Brand hikayesi. Burada sanki ben şey istiyorum. Tamam, Love Brand. Çok güzel de bir de projeye aşk duygusu var gibi geliyor. Love Brand olduğu doğru bu arada. Yani evet. girişimcilik dünyasının olan herkes zaten neredeyse Aslan'ın bütün girişimlerinden farkında. Neler olduğunu biliyor. Herkes onun yatırım yaptığı şeyi biliyor. Yatırım yapmaya başladığı zaman o değerli yatırımlar zaten sektörü büyümesine de fayda sağladı. O ufak bir kitle biliyor ama Taze Direği herkes biliyordu. Hı hı, evet. Ve herkes bir şekilde bir yerlerden duymuştu. Kullanan çok fazla insan vardı ve büyüme metotlarından biri viral bir şekilde büyütmek istiyorsan internet girişimini ve herhangi bir girişim aynı şekilde Love Brand olmak gerçekten önemli. Önemli ama burada brand'e kendine aşık olursan, kendi projene aşık olursan sıkıntı başlamıyor mu? Orada bazı sıkıntı olabilir. Yani doğru iş kurma prensiplerinin tavsiyelerini sen de girişimcilik dersi veriyorsun, söylüyorsun. İşine aşık olmaman lazım. Benim her zaman sevgililerinden ayrılabiliyor olman lazım. Evet. Çünkü bazı sevgilin seni yanlış yola götürüyor olabilir. Benim her zaman öğrencilerime söylediğim bir şey vardır. İşinle flört et ama asla evlenme. Çünkü boşandığın zaman bütün paranı alıp gidiyor. Evet, başka bir şey eklemek ister misin Aslan Abay'a? Yani aramızda hala olmasını istediğim bir şirketti. Ama ilk başta ben de ilk kuruluşunda itibaren çok fazla dikkat etmedim hikayesine ama aslında Taze Direk hikayesinde beni çok dikkatimi çeken şu oldu. Hikayesine biraz baktığımız zaman her şeyin bilmem kaç sene önce belli bir çiftlikte başladığından bahsediliyordu. İş modellemenin mekanikleri vardır, iş modelinin mekanikleri vardır. Doğru yürüyen iş modelleri şu konularda güçlüm diye. Onlardan bir tanesi de para harcamadan önce para kazanıyor musun sorusudur. Evet. Yani para kazanmadan önce çok çok fazla para yakılıyordu ve bu yakılan para çiftlik, üretim vesaire gibi olan kısım para kazanmaktan çok bağımsız dinamiklerdi. Zaten o bağımsız dinamikler de planlamayı zorlaştırdı veya planlamayı boş ver biz bu tarafa odaklanalım dedirtmiş olabilir. Ben onlardan korkuyorum. Yani dediğin gibi taze organik ürünlerde farklı modeller var. Başarılı gidiyorlar ama onlar taze organik ürün işinde. Taze liraya baktığımız zaman bir o taraf vardı. Bir tarım, agriculture, çiftçilik tarafı vardı. Bir de internet şirketi tarafı vardı. Esasında orada bir laf daha var. İstediğimiz hızda bir data şirketine dönemedik. Evet. Zaten data şirketi işin belli bir kısmı. İşin arkasında koskocaman bir tarım firması var. Ne kadar istersek isteyelim data şirketine dönmek çok zor bir case olacaktı. Çok zor bir durum olacaktı Taze Direk. Doğru. Platform yaratamadığın sürece başka türlü davranman gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, Aslan Abay'la konuşmadan gıyabında Webrazi'ye verdiği görüşler doğrultusunda bir analiz yaptık diyelim. Eleştiri demek ağır olur. Kahve hazır mısın bana? İçelim abi. Biz içerken de plan mı, model mi hashtag ile soruları da almaya devam edelim bence. Ayrıca beğendiğinizde kanala abone olun ve sorularınızı buraya da yazmayı unutmayın. Hepsine cevap vermeye söz veriyoruz.